وَجَدتُّمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Her kim ki cennetin yüksek makamlarını arzu ediyorsa, her kim cennetin ortasına gitmek istiyorsa, yüksek makamlar arzu ediyorsa, sakın cemaatten ayrılmasın. Çünkü şeytan iki kişiden uzaktır, bir kişiye yakındır buyuruyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى ما سيرس عليه اختياري وماذا سيغدو كظلي رفيقي. تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق ومن سيرس عليه اختياري وماذا سيغدو كظلي رفيقي. Müslümanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ümmeti uyandırmaya çalışıyor. Her tarafta, her sokakta dersler yapılıyor. İnsanlar uyandırılmaya çalışılıyor. Müslümanlar yeniden ayağa kalkıyor. Halkla haykır dünyaya, tek Rabbimiz Allah'tır. Son veri derin uykuya, sorumsuzluk günahtır. Sarıl yüce davaya, başlar üstüne kaldır. Sarıl yüce davaya, başlar üstüne kaldır. Bu dünya imtihan dünyasıdır ve muhakkak yük taşıyacaksın. Ama altını elması taşıyacaksın Allah'ın davasını, ama ondan kaçarsan Allah sana odun taşıtacak. Çocuğu taşıyacaksın, malı mülkü taşıyacaksın. Bir gün anana bir şey olur, bir gün babana, bir gün kaza yaparsın, bir gün hastalanırsın. İllaki bir şeyler olur ve yine rahat edemezsin. Çünkü burası imtihan dünyasıdır. Hizmetin içerisinde çile çekenler zamanla insanları kıymete almamayı öğrenirler. Ve çile insanı tam ihlasa ulaştırır. Bir kenara çekilerek değil, hizmetin içinde hizmetin çilesini çekenler, zamanla insanlardan hıyanet görenler, insanların hıyanetiyle karşılaşanlar, sırtlarından hançerlenenler, onlar insanları hiçbir zaman dikkate almamayı öğrenmişlerdir. Çile onları ihlasa ulaştırmıştır. Herkesin bir davası var bu dünyada. Asla laf söyletmediği, peşinden koştuğu bir davası. Kimisinin para ve dünya sevgisi, kimisinin mevki ve makam hırsı. Bizim davamız ise Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması, Müslümanların hür olması, insanların İslam'a göre yaşaması. Ve ne kadar zorlukla karşılaşsak da, baskıya ve hakaretlere maruz kalsak da, gözyaşlarımız, hatta kanlarımız aksa, hatta ve hatta canımızdan olsak, yine de vazgeçemeyiz bu davadan. Vazgeçmeyiz bu davadan. Ey iman edenler, eğer bu yolla sabredecek olursanız bilesiniz ki bunun için değer. Kıymetli kardeşim, bazen Allah'a hizmet ederken patlayacağın bir hale gelebilirsin. Bazen hizmet içerisinde öyle hadiselerle karşılaşırsın ki patlayacak noktaya gelirsin.
öyle olaylarla karşılaşırsın ki arkandan hançerlenirsin bazen. Devam edeceksin yoluna. Bilesin ki vallahi bunun için değer. Bilesin ki vallahi Allah'ın rızası için değer. En yakınlarından hıyanet görsen de değer. Yıllarca emek verdiklerinden hıyanet görsen de değer. Allah yolunda terlesen de değer. Allah yolunda işkence görsen de değer. Çünkü Allah sana onun mükafatını sonsuz cennetle verecek. Yine de nankörlük olmasın diye insan Rabbine kulluk yapmalıdır. Çünkü o Allah cenneti olmasaydı da ibadete layıktı. Cehennemi olmasaydı da korkulmaya layıktı. O Allah olduğu için layıktır. Mümin Allah'a tevekkül eder ve yoluna devam eder. İnne ma'ye Rabbi seyehdin. Rabbim benimle beraberdir ve bana yol gösterecektir. Yüreğimizi dağlasalar, gözlerimizi bağlasalar, ellerimizi kesip atsalar, vazgeçmeyiz bu davadan. Vazgeçmeyiz bu davadan. Ellerimizi kesip atsalar, vazgeçmeyiz bu davadan. Vazgeçmeyiz bu davadan. Vazgeçmeyiz bu davadan. Sabirun fi gurbeti, sabirun fi mihneti. Mısır'da çok kötü bir anımda, sabrımın tükenmeye başladığı bir gündü, bir andı. Allah adeta başımı çevirdi böyle. Nasıl çevrildi başım anlamadım. Otobüs şoförünün üstünde kocaman bir yazı. Yıllarca orada kaldım, bir defa gördüm ve tam sabrımın bitmek üzere olduğu bir andı. Allah bana o anda gösterdi. Otobüste böyle yazı olur mu? Belediye otobüsü. Sa'esbiru hatta ye'zenallahu fi emri. Sabredeceğim Allah benim işime izin verene kadar. Sa'esbiru hatta ya'cize sabru an sabri. Sabredeceğim sabır benim sabrımdan aciz olana kadar. Sabredeceğim sabrı hasta edene kadar. Sabır bilecek ki ben sabrı hasta eden şeye karşı bile sabırlıyım. Kısa bir ömürde ebedi bir cenneti kazanmak mümkün olmadığı için insan amelleriyle cenneti kazanamıyor. Hem aynı zamanda Allah'ın vermiş olduğu bunca nimetler var. Az bir amelimiz var ama nimet çoktur. Amellerimizle bir gözün hakkını bile ödeyemeyiz. Nasıl cenneti kazanacağız? Ameller niyedir o halde? Ya Rabbi demektir amelin manası. Ya Rabbi ben aciz bir kulum. Pek de bir şey beceremedim. Ama bir şeyler yapmak istedim senin için. Çok da bir şey başaramadım. Kulluk görevimi hakkıyla yerine getiremedim. Ama bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Canımı versem senin uğrunda, her şeyden vazgeçsem ölsem yolunda,
bu davayı sırtımda taşısam da yıllarca yine de bir şey yapabildim diyemem uğrunda. Bu davayı sırtımda taşısam da yıllarca yine de bir şey yapabildim diyemem uğrunda. Bu pazar bir kez açılır herkes için, bir daha açılmaz. Yeryüzüne bir defa geldiniz, bir daha gelmeyeceksiniz. Neyiniz varsa ortaya koyun. Bu pazarda adi şeyler satılmıyor. Bu pazarda demir satılmıyor. Bu pazarda can satılıyor. Bu pazarda gençlik satılıyor. Bu pazarda siyah saçlar satılıyor. Bu pazarda neyin varsa kıymetli onlar satılıyor.